Merhaba canlar, Devrin Akçalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Burada size ilişki tavsiyeleri ve motivasyon videoları çekmeye devam ediyorum. Size her defasında diyorum ki yorum yapın. Hangi konuda istiyorsunuz videoları diye. Sizin de en çok belirttiğiniz konulardan birisi olan kızlarla nasıl mesajlaşılır konusunu işleyeceğiz bu videoda. Umarım sizin de hoşunuza gider. Videoya geçmeden öncesinde lütfen kanalıma abone olursanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok çok sevinirim. Kanala abone olduktan sonrasında bildirimleri açmayı da unutmayın. İlk videolardan siz haber dar olunca anlarım. Şimdi en büyük probleminiz olan kızlarla nasıl mesajlaşacağınızı bilmeme durumu. Çünkü hani onlar artık erkek arkadaşınız gibi değil. Nasıl konuşacaksın, nasıl diyalog geçeceksin, ne gibi hatalar yapıyorsun gibi konuları başka bir videoda daha işleyeceğim. Ama bu videoda genel temel şeylerden bahsedeceğim ben. Bunun için hatta ben bir Telegram grubu oluşturdum. Bu Telegram grubunda da arkadaşlar sizinle deneysel bir şekilde kızlarla nasıl konuştuğunuz, nerelerde hata yaptığınızı deneyleyeceğiz. Aşağıdaki linkten de siz de gruba katılabilirsiniz. Deneysel bir şekilde siz katılacaksınız ve ben de bunun videosunu çekeceğim. Deneysel şekil nasıl olacak? Sanki karşınızda yeni tanıştığınız bir kız varmış gibi benimle konuşacaksınız. Ben nerelerde hata yaptığınızı size bahsedeceğim. Tabii bu video herkesin yaptığı hatalarla dolu olacak. O yüzden sizin de izlemenizi tavsiye ederim ilerleyen günlerde. Şimdi kızlar tabii farklı sizin için. Yani hani erkekler... Beni izleyen kızlar da vardır bu videoda. Farklı ne konuşacağını bilemiyorsun. Yani onun kafasını anlayamayabiliyorsun. Kadın ruhunu anlayamayabiliyorsun. Kaç yaşında olursan ol fark etmez. İlk tanıştığınızda özellikle kızlara karşı kendinizi çok fazla anlatıyorsunuz. Yani bu yaptığınız hatalardan bir tanesi ve onun da size çok aşırı anlatmasını bekliyorsunuz. Yani memleketinden, ailesinden, osundan, busundan her şeyinden soruyorsunuz. Birazcık daha zamana bırakarak akışkan bir şekilde bu soruların gelmesini sağlamalısın. Yani bir anda onu sarı yağmuruna tutup anket yapar gibi onunla konuşmak yerine daha çok gündelik hayatları içerisinde neler yaşadığımızdan, anılarından bahsederek, özellikle onu gülümsetecek, güldürecek konulardan bahsederek pozitif bir enerji gönderebilirsin ona. Belki hayatında çok kötü şeyler yaşamış bir insan olabilir karşındaki insan ve o yüzden de kendi geçmişinden çok bahsetmek istemiyor olabilir. Buna karşı saygı duyman gerekli. Ve özellikle de hani hangi okulda okudun, hangi nereye gittin, bunu mu yaptın, şunu mu yaptın gibi böyle saçma sapan soruları lütfen karşınızdaki insana iletmeyi kesin. Şimdi özellikle bir insanla tanıştığınızda aranızda bir enerji olur. Yani bir frekans olur ve bu frekans ya iyidir ya kötüdür. Ortası yoktur. Aslında o frekans tam yakalama olsa da diyor ki belki iyi gidecek, belki benden kaynaklı böyle, belki ondan kaynaklı böyle, ay problemleri var o yüzden böyle diye düşünebiliyorsunuz. Aslında problem şu, frekansınız uymadığı için zaten onunla konuşmanın bir anlam getirmeyeceği, ilerleyen günlerde aranızda ciddi anlamda bir şeyler olamayacağını en başından sana hissettirir. Ama sen hep değişeceğini düşünürsün. Özellikle bu konuda uyaracağım sizi. Yani aranızda bir frekans uyuşmazlığı varsa sanki ilerleyen günlerde düzelecekmiş düşüncesiyle o kişiyle konuşmaya devam etmeyin ve sohbeti kesin arkadaşlar. Peki nasıl bir insan aslında sana göredir? Nasıl o frekansı anlarsın? Enerji anlamında onunla konuştukça daha çok konuşasın gelir. Onun sesini daha çok duymak istersin. Daha çok mesajlaşmak istersin. Örneğin bir hatunla tanıştım ve güzel de bir hatun, nasıl konuşacağını da bilmiyorsun. Frekansın uyuştuğunu da hissediyorsun. Mesajlaşma aşamasına geldiniz ve mesajlaşma aşamasında onun işte nasıl olduğu, neler yaptığıyla alakalı tabii ki de sorular sorabilirsin. İş hayatından, okul hayatından sorular sorabilirsin ama olabildiğince aile konularına girmemeye çalış. Kaç kardeşsin, nerelisin gibi sorulara girme ve bunlar hakkında mesajlar atma canım. Çünkü sonuçta hemen sülalesine gelecek değilsin. O yüzden sülalesi hakkında sorular sormayı bırakmalısın. Kendisi bahsederse tabii ki sorabilirsin bazı şeyler ama kendisi bahsetmediği sürece aile konularına girme. Çünkü özellikle çoğu insanın ailesi belki senin beklediğin gibi bir aile durumu içerisinde olmayabiliyor. Bu yüzden de onu kıracak şeyleri soruyor olabilirsin. Mesela babam ne yapıyor diye soruyorsun. Belki babası vefat etmiş, yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle ince noktalar var. Kadın ruhunu anlamak için onun sana yol açmadığı bir şeylere dair sorular sorma canım benim. Mesela iş hayatı hakkında, okul hayatı hakkında tabii ki sorabilirsin. Çünkü zaten bu gündelik hayatına devam eden şeyler. Yani onun gündelik hayatına devam eden şeylere dair sorular sormanda herhangi bir problem yok. Mesajlaşırken bunları dile getirebilirsin. Peki başka neler yapabilirsin? Onun nelerden hoşlandığından bahsedebilirsin. Yani hani nelerden hoşlanıyorsun? Nerelere gitmekten hoşlanırsın? Gibi soruların olabilir. Bunları da neden sorarsın? İlerleyen günlerde birlikte gidebilmek için. Yani senin hayatına çok anlam katmayan, ilerleyen dönemde ona bir şeyler getirmeyecek, yani senden yana getirmeyecek şeyleri ona sormayı bırak. Biraz daha onunla zaman geçirdikçe zaten onu her türlü tanıyacaksın. Yani dönüp ona şey deme. Mesela kendinden bahsetsene. Niye bahsetsin kendinden? Yani bir insan kendisini anlatmaya
aslında sevmez yani. Sadece birkaç soru olur, o soruları yanıtlar ve okeydir yani. Sürekli olarak işte ben samimi bir insanım, ben dürüst bir insanım, sen inanacak mısın bu deyince yani. O yüzden onun sana bir şeyler anlatmasındansa sen onu kendi gözünle görmeye bak. Yani özel, kişisel soruları zamana yayarak ona soruyorsun ve özellikle kendi gözünden bir şeyleri görmek için çaba göster. Mesajlaşırken de lütfen yine bu noktalara dikkat edin canlarım, ciğerlerim. Peki nasıl mesajlaşmalar olacak? Örneğin sabah artık aranızda bir flört durumu var ve mesajlaşıyorsunuz. Peki günaydın, nasılsın? Bugün nasıl hissediyorsun? Ve gün içerisinde neler yapacaksın gibi gibi sorular sorabilirsin. Ondan yana yanıtlar gördükçe onun da yüzüne gülümseyecek ufak tefek şakalar yapabilirsin. Tabii abartmamak ve erkek şakaları olmaması kaydıyla böyle. Ya işte bugün ben de aslında boş zaman yaratmaya çalışıyorum. Belki görüşebiliriz, senin de boş zamanın olursa gibi. Onunla yüz yüze görüşmeye çalışmalısın. Eğer ki bu kişi uzakta bir insansa senin yapacağın şey ise yine benzer bir şekilde günaydın mesajı atmak, gününün nasıl geçeceğini, neler yapacağını sorabilirsin ve sonrasında da hani tamam ben seni çok meşgul etmeyeyim, akşam konuşuruz, işte bak ben de şu saatlerde işten çıkıyorum ya da okuldan çıkıyorum, konuşuruz, görüntülü de konuşur muyuz bugün diye böyle sempatik bir konuşma gerçekleştirebilirsin uzaktan arkadaşım. Yani sevdiğin kişi uzaktaysa yapacak bir şey yok. Eğer ki yakınında bir insansa daha çok yüz yüze gelmeye çalış. Yüz yüze gelemeyeceğin koşullar içerisindeysen sen de aynı şeyleri yapabilirsin. Yani bugün görüntülü konuşur muyuz, seni görmek istiyorum falan. Görüntülü konuşmaya çok aşırı karşı bir kadınsa belki de kendi özgüveniyle alakalı bir problem vardır ve görüntülü konuşmak istemeyebilir. O zaman da dersin ki hani telefondan konuşalım ya da mesajlaşırız akşam falan diye böyle hani onu ard arda saatler boyu meşgul edecek bir mesajlaşma yerine daha çok ona bir zaman vererek mesela işte öğleden sonra şu saatlerde bak uygun olacağım, konuşuruz değil mi o saatlerde falan diye ona söyleyebilirsin. Yani saatler boyu 8-9 saat boyunca seninle konuşmasını beklememelisin. Zaten sen benim kanalımın takipçisiysen o kadar uzun süre konuşmaman gerektiğini, çünkü karşı tarafın senden sıkılabileceğini anlayabilirsin kanalımdaki videolardan. Öğlen vakitlerinde daha çok onu merak ettiğin sorular, mesajlar yazabilirsin. Bu da yemeğini yedin mi? Aklım sende kaldı. Bak bak mesajlara bak. O da cevap verecek tabii ki, böyle tatlı gelecek. Ya ben sana ufak bir şey aldım, belki beğenirsin, görüştüğümüzde sana vereceğim diye bir şey söyleyebilirsin mesela. Ufak bir aksesuar alırsın, bir kolye, bir yüz, bir şey. Aa ne aldın diye onu şaşırtacak şeyler, yani onu heyecanlandıracak şeyler de aralı ona ver. Mesajlaşmaları genel olarak ailene de katma. Dediğim gibi aile konusu birazcık daha uzakta dursun, tamam mı, mesajlaşırken. Yani işte kardeşim de seni sordu, yok işte anneme de seni söyledim gibi gibi şeyleri lütfen ilişkinizin en başlarında yapmayın. İlerleyen zamanlarda yapabilirsiniz tabii mesajlaşırken. Yapabilirsiniz mesela aradan bir ay geçmiştir, iki ay geçmiştir. Artık birbirinizi daha iyi tanıyorsunuzdur, yüz yüze biliyorsunuzdur vesaire. O zaman söyleyebilirsiniz. Ya da onun ailesiyle ilgili aranızda bir samimiyet oluştuğu için bazı sorular sorabilirsiniz. Ama lütfen hassas olarak sorun karşı tarafa. Çünkü karşı taraf ailesiyle anlaşamıyor olabilir. Kendi ailesi hakkında kötü şeyler söylüyorsa da yani öyle deme. Belki de sen büyüyünce sana karşı tavırlarını değiştirirler diye olabildiğince onun ailesi hakkında da hani hiçbir kötü yorumda bulunma canım. Çünkü yarın bir gün sen kötü olursun. Kendisi kötü yorumda bulunabilir ama sen bulunamazsın. O yüzden bu konuya da çok dikkat edelim. Aynen şöyle düşün. Sen kendi ailende bazı şeylerden şikayetçisin. Karşı tarafa anlatıyorsun. Karşı taraf da senin ailelerini kötülüyor. Olmaz yani. Tamam mı? Yani olmaz bu durum. O yüzden kendisi ne kadar kendi ailesini kötülese bile her zaman işte onların da seni tam olarak anlayamadığını düşünüyorum. O yüzden bence böyle davranıyorlar. İlerleyen zamanda değişecektir diye ona umut vaat eden cümleler kullan ki o da ilerleyen zaman diliminde ya bana her konuda destek oluyor. Bak ben ailemle anlaşamıyorum bile ama o konuda bile hani bana destek olmaya çalışıyor psikolojik anlamda diye düşündür onu. Yani romantikliğini mesajlaşmalarda verip sonrasını gerçek hayatta veremiyor olsan da mesajlaşmalarından ötürü sana karşı bir bağlılık hissedecektir. Peki nedir bu romantiklik? Dediğim gibi işte yemeğini yedin mi gibi sorular, yani seni merak ettim, uygun olduğunda mesaj atar mısın, merak ediyorum, seni görmeyi özledim, seninle konuşmayı özledim, ah bu hayatımdaki stresler bitmiyor, bir tek bana sen ilaç gibi geliyorsun. Ondan sonra seninle tanışmasaydım şimdi ne yapardım bilemiyorum. Hemen ağlını da üretiyorum ben romantik mesajları. Sanki hayatımda hep bir eksik parçaymışsın da seni bulmuşum gibi hissediyorum. İyi ki varsın gibi gibi böyle. Hani böyle aralara serpiştirerek benzer kalıplarda cümleler kullanabilirsin ve karşı tarafa biraz daha romantiklik sergileyebilirsin. Her zaman seninle konuşmasına izin verme. Aralıklarla konuş ki sana karşı bir özlem yaşasın. Yani seni özlemesine de izin ver. Ya hayatım ben işte okuldayım,
hayatım, ben işte işteyim şu anda, yazamıyorum. Akşam işte eve geçince yazacağım ya da işte şuradayım, yazacağım ben sana, merak etme, arayacağım seni. Ya da molaya çıkınca ben seni ararım, endişelenme gibi gibi böyle. Hani karşı tarafa hem değer verdiğini belirten hem de aynı zamanda kendi işinle de meşgul olduğunu belirten cümleler kullanmaya devam etmelisin mesajlaşmalarında. Eğer ki ona çok bağlandığında geçmişini aşırı derecede sorgulayacaksan bunu telefon üzerinden, mesajlaşmalar üzerinden değil de yüz yüze yap. Tabii ki çok sorgulamanızdan yana değilim. Çünkü bu karşı tarafı rahatsız edebilir. Kendisi bir şeyler anlatmak isterse zaten anlatır. Anlattıkları üzerinden sorular sorabilirsin. Yani aslında diyalog frekans uçtuğu sürece akar gider ve birbirinizi güldürmeye, mutlu etmeye devam edersiniz. Benim anlattığım bu olaylar daha çok ilişkinin en başlarında olanlar. En başından sonrasına zaten her şey akışkan bir şekilde ilerlediğinden ötürü, yani sen elinde olsun o ya da olmasın o mesajlaşacağın şeyleri gayet iyi bir şekilde bulabiliyorsun. Eğer hala bulamıyorsan aranızdaki konuşma diyaloglar üzerinden 3-4 hafta geçmişse sizin ilişkiniz olmaz. Sizin ilişkiniz çöp canım, yani anladın mı? Yani ilk 3 hafta 4 hafta sıkıntı çekersin, sonrasında her şey yoluna rayına oturması lazım. Oturmuyorsa bir problem vardır. Birbirinize ait değilsinizdir hayatım. Peki akşam oldu, ne yapacaksın? Nasıl mesajlar atacaksın? Hayatım ben eve geldim, sen ne yapıyorsun? Böyle hayatım, bebeğim, güzelim, yavrum gibi kelimeler, cümleler, çikolatam mesela, ten rengi şeydir, esmerdir, çikolatam diyebilirsin. Mesela böyle çok kendisine bakan bir bayandır, Barbie bebeğim diyebilirsin mesela, bebeğim diyebilirsin. Başka yani birçok kalıp var aslında bulabileceğin. Ona özgü bir şey bul ve ona özgü bir kelimeyi ona söyle. Sadece sen söylüyor ol ona, anlatabiliyor muyum? Mesela aşkım çok kalıplaşmış bir kelimedir. Onun yerine boncuğum, tatlışım, ondan sonra benzer şeyleri bulabileceğini düşünüyorum. Bu kalıplarda kelimeler kullanmaya devam et. Karşı tarafa romantikliğini birazcık daha ver. Dediğim gibi gerçek hayatta odun olabilirsin ama en azından mesajlaşmalarda o romantikliği ona ver ki sonrasında sende hani yüz yüzeyken de çok abartı bir romantiklik beklemesin. Anlatabiliyor muyum? Gece oldu. Bugün neler yaptın? Sen de beni özledin mi? Seni özledim. Konuşalım mı? Telefondan konuşalım. Yani mesajlaşmayalım. O da işte mesela derse ki ailem yanımda, işte uygun değilim gibi şeyler söylerse mesajlaşma üzerinden devam edeceksin tabii ki yine. Ve hani onun hayatında istediği şeylere dair, gelecekte kurduğu planlara dair, hayallerine dair sorular sormaya devam. Mesela diyor ki ben şu mesleği olmak istiyorum. Bunun için çok çaba harcıyorum. Sen de onu diyeceksin ki ben sana inanıyorum. Sen de o gücü ve azmini görüyorum. İstesen başarırsın. Hiç kimseye kafaya takma. Ben her zaman yanındayım. Yani ona her zaman bir destek kuvvet ol. Erkekler böyle oyun oynuyorsunuz ya. Hani siz hani hep bir destek kuvvet vardır bir kişinin yanında giden. Aynen o destek kuvvet gibi karşı taraftaki kadına gücünüzü belirten, onun yanında her zaman olabileceğinizi belirten ve aslında hani ondan daha güçlü olduğunuzu, onu koruyabileceğinizi belirten cümleler ve kalıplar kullanmaya devam edin. Mesela kadın depresyonda diyelim, onun depresyonu çözebilmek için, onu daha rahat ettirebilmek için çaba gösterin. Baktın ki olmuyor, hala da depresyonu, o zaman o kadından vazgeçin. Zaten sonrasında peşinizden gelecektir. Çünkü siz onun depresyonunda onunla uğraşmışsınızdır ve kimse onu takmıyorken siz onu taktığınızdan dolayı kendi depresyonunu unutup sonra o depresyondan çıkıp sizin peşinizde koşacaktır. Tamam mı? Bu da cepte. Bu kanalda bütün sırları veriyoruz, artık yapacak bir şey yok. İlişkilerde her zaman negatif ve pozitif kuvvet vardır. Bazen ikisi de pozitif olur ama ikisi de negatif olursa zaten kesin ayrılıktır. Negatif ve pozitif de, pozitif olan taraf sen olmaya çalış, onun negatifliğini pozitifliğe getirmeye çalış ki mükemmel bir ilişki tamamlansın. Eğer onun negatifliğini aşamıyorsan onu orada bırakman gerekli. Bir yere kadar çaba göstersin, bir yerden sonra vazgeçebilirsin. Eğer ki senin mesajlaşmalarına, bu kibarlığına karşı hala sana karşı çok saçma sapan davranmaya devam ediyorsa bu sefer bütün ilgini, alakanı keseceksin ve benim sana daha öncesinde anlattığım vazgeç peşinde koşsun taktiğini uygulayabilirsin. Eğer bu noktaya kadar her şey yolunda ilerliyorsa ve bu mesajlaşmaları uyguluyorsan ve her şey iyi gidiyorsa bil ki aranızdaki ilişki gitgide aşka doğru ilerleyebilir. Gündüzleri, gün içinde neler yapacağıyla alakalı sorular. Öğlenleri, yemeğini yedin mi? İşte şu an ne yapıyorsun? İyi misin? Her şey yolunda mı? Gibi şu ana dair sorular. Gece ise daha çok gelecekle alakalı, onun planlarıyla alakalı, ona umut vaat eden, böyle hayallerini daha da böyle yükseltebilecek, senin de destek kuvvetini görebileceği mesajlaşmalar sergileyebilirsin. Birlikte planlarınız olabilir. Bunlara dair konuşabilirsin ve bu mesajlaşmalarla birlikte hayalleriniz oldukça birbirinize karşı bağlılığınız daha çok artacaktır. Umarım bu video senin için yararlı olmuştur. Sen de kanalıma abone
abone olup benim kanalıma teşvik olursan çok sevinirim. Burcu ve arkadaşlarım varsa yine kanalımın büyümesi için, beni teşvik etmek için katıl butonundan kanalıma katılarak kanalımın büyümesine yardımcı olabilir canlarım, ciğerlerim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Deneysel bir şekilde de yapacağız. Sizin en çok yaptığınız hataları göstereceğim size kendi gözünüzle uygulamalı olarak. O videoda katılabilirsiniz. Telegram linkini aşağı bıraktım. Görüşmek üzere. Cigin Akşe kanalından. Hoşçakalın.